Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Hunter'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir gün ayı avı yapacağız. Aynı şekilde nadir ayıları bulmaya çalışacağız. İşte büyük ihtimalle sarışını varmış. Bir de albinosu var. Onun dışında başka renk var mı? Hiçbir fikrim yok. İşte ayı avı yapacağız ve önümüze çıkan diğer erkek hayvanları da vuracağız arkadaşlar. İşte sığın olur, geyik olur. İşte diğer erkek olan hayvanları da avlayacağız. Hatta belki dişisini bile de avlayabiliriz. O zaman sizi fazla bekletmeden videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum hepinize. Evet arkadaşlar, ilk avımız geldi. Daha doğrusu ilk avı gördüm. İki tane erkek geyik var burada. Acaba hangisini vursam? Bakalım bir hangisi daha iyi sonu vuracağım. İlk şuna bakalım. 60 veya 90 arası. Sen nesin? Tamam arkadaşlar. İlk avımız belli oldu. Bunu avlayacağız. Ama bununla değil. Bununla değil. Bunu avlayacağız. De vuramadık. Sanırım vuramadık. Evet. Aslında amacım bu değildi. Şu ileride bir tane daha vardı. Oydu ama bu daha belirgin olduğu için bunu direkt gördüm. Dedim bunu avlayayım. Arkadaşlar, burada ne yazık ki gövdesinden vurmuşuz. Neden düşüremediğim şimdi anlaşıldı. Bir de mesafe de uzak. Özden için tam düşmemiş. Diğeri acaba onu vurabildim mi? Onu ben merak ediyorum. Yok. Diğeri kaçmış arkadaşlar. Ya da bu ikinci vurduğumu bilmiyorum ama. 51 GMS, 76 kilo. Av değeri 3,5. Evet. Av değeri kötü. Şuradan ben bunu arkası dönük indirebilir miyim? Bence indiririm. Ya da hiç indirmeyeceğim. İşimi garanti alacağım. Biraz daha yaklaşacağız arkadaşlar. Ben bunu buradan şimdi avlarım. Tam önüme denk geldi. Tam şu an önümde. Yani ne ararken ne buldum. Resmen bana kafa attı ya. O kadar da yani koşmama rağmen büyük ihtimalle fark etmedi beni kamuflajdan dolayı. Ve ayımız da zaten düşmüş orada. Ben anlamadım ya. Başka zaman asla kaçarlar. Şu ayıyı alacağım ben ilk başta. Ah be. Bunu tek de indiremedim. Arkası dönüktü arkadaşlar. Baksana. Kalça kemiğinden vurmuşum. Av değeri 0. Çünkü kaçtı. 194 kilo. Hatta 195. 83 GMS. Yani bence hiç fotoğrafa bile bence hiç gerek yok. Darmadağın etmişim arkadaşlar. Av değeri 100. Tekte vurdum çünkü. 31 GMS. Uğurlu sayım arkadaşlar. 31. Arkadaşlar sabahtandır arkamda. Artık dayanamıyorum. Bunun kafasına sıkacağım ben. Yani artık bir git ya. Yani resmen sinirlendiriyorlar arkadaşlar beni.
Ayı kaçırdı ya. Evet arkadaşlar. Önümüze ayı çıktı yine. Bu dişi. Tam aslında hizada değil. Şöyle tam şuradan vurursam bir ihtimalle mermi işlemeyecek. Orada az önceki hayvan da burada düşmüş. Biraz görünüre çıksa aslında. Arkadaşlar ne yazık ki böyle vuracağız artık. Evet, böyle vurduk. Çünkü açımız dar. Ne yazık ki bunların düdüğü de yok. Yani mecburen böyle vurmak zorundayız. Yine düşmedi. Hatta büyük ihtimal onu vuramadım bile. Şu hayvanı alalım. Bakmama bile gerek yok. Dişi. Evet arkadaşlar. Şimdi önüme çıktı. Zaten bu az önce kovaladığım zaten ayıydı. Yok, bu kovaladığım ayı buymuş sanırım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, bu diğer ayı. Bunu tek de hallettim o zaman. Bu da kovalamış olduğum ayıydı. Bunu acaba öldürsem mi? Zaten ölmüş büyük ihtimalle o. İyi ya. Dedim acaba bu mu? Demek bu değilmiş. Hiç bakmadım. Yani ben buna bizim o az önce vurup da yaraladığımız ayıyı zannediyordum. Ama değilmiş. Erkek. Paramparça etmişim. Çünkü tekrarına söyleyeyim. Güçlü bir tüfek bu. Kolay kolay şey yapmaz. Hani tam isabet alamazsanız bile her türlü öldürebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, bir tane daha iyi buldum. Sonunda ve istediğim yerde. İstediğim yerde ama düşmedi bu arkadaşlar. Ve bunun rengi de çok farklı. Niye düşmedi bilmiyorum. İyi bir yerinden vurdum. Düşmesi gereken bir yerden vurdum. Rengi bunun farklıydı, griydi. Bakalım niye düşmemiş acaba? Yoksa ben kötü bir yerinden mi vurdum? Yok, doğru bir yerinden vurmuşum. Ama yine de kaçabildi yani. Bakalım bir. Bu dişiymiş. Sarışın. Diğer videoda olduğu gibi yine sarışınlar denk geldi arkadaşlar. E biz de o zaman bir fotoğraf çekiniriz değil mi sarışında? Arkadaşlar bunu vurmak istiyorum. Şimdi bakalım ben bunu düzgün güzel bir açıdan nasıl vuracağım. Şuradan seni ben indiririm. Bence düşer. Asla vurmayacaktım. Dişi. Canım sıkıldı. Uzun bir süre boyunca önüme ayı çıkmadı. Ben de dedim, bari şu dişi halledeyim. Uzun bir süre aradım af. En niyetinde önüme çıktı. Dişi. Açık. Yani. Açık olduğu için zaten gövdesine nişan almam yetti. Çok uzun oldu yani arkadaşlar. Büyük ihtimalle bir 15 dakikadır falan böyle dolanıyorum. Aslında yem varil alıp buraya koyacaksın. Tam şuraya.
Para vermek istemedim. Tek vuruşta indirdik hayvanı. Dişi az GMS verecek. Özden için hiç okumuyorum bile. Evet arkadaşlar, yeni önüme bir ayı çıktı. Bugün bereketli oldu açıkçası. Bu beni fark etti. Fark etsin istediği kadar. Ayılar yavaş koştuğu için fark etse bile hızlı bir şekilde vurup indirebilirsin. O geyiği vurabilir miyim oradan? Geyiği vurabilir miyim? O geyiği vursaydım iyi olacaktı. Bizon mu? Dişi. De şimdi biz karşıya nasıl geçeceğiz? Buradan geçeriz. Bu arada arkadaşlar, bir şey aldım marketten. Şimdi burada arkadaşlar P'ye basıyorsunuz. Gönlünüze hayvana istediğiniz şekli verebiliyorsunuz. De bunun kafası niye böyle oldu? Bir dakika. Böyle bir poz. Bence güzel oldu ha arkadaşlar. Alırız bunu. Otururuz. Biraz daha şöyle geri çekelim. Güzel oldu arkadaşlar bence. Yeni önüme ayı çıktı. Bu da dişi. Bakalım bunu buradan indirebilecek miyim? Biraz sürünelim şu otlardan, biraz uzaklaşalım. Önümüze biraz engel açılsın. Şuradan. Çok güzel vurdum arkadaşlar. Uzak mesafe. Zaten tüfek büyük hayvanlar için. Hemen bir vuruşta hallediyorsunuz. Paramparça etmişim. Dişi. 27 GMS. Daha ne olsun arkadaşlar. Dişi olmasına rağmen yine de veriyor GMS. Şimdi dolaşırken bir tane erkek ayı buldum arkadaşlar. Bakalım bunu buradan indirebilecek miyim? Buradan çok titriyor eğim ya. Acayip titriyor arkadaşlar ya. Yani şöyle böyle oluyor yani eğim. Bu kadar da olmaz be. Acayip titriyor be. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Kafasına göre dolanıyor arkadaşlar. Bir şeyler yapıyor ama anlamadım yani. Vuramadım onu. Onu vuramadım. Kovalamacı oynuyoruz arkadaşlar. Evet, burada da bir tane geyik var. Evet, bu da erkek. Bunu vururum buradan. O kadar titriyor ki eğimi. Ya size tarif edemem ya. O kadar titriyor ki. 3 saat nişan alamadım. Şurayı işaretleyelim, buraya gelir alırım. Arkadaş yani. Neyse ya. Ayımız en azından düşmüş. O G'ye bir de gideceğim. Bakalım o sığını vurabilmiş miyim? Ona da bir bakacağım arkadaşlar. Arayacağım ikisini de. Aramazsam zaten videoyu kapatırım. Tarçın. Nadirmiş bu. Tarçın. Biz de bir tarçınla bir fotoğraf çekiniriz artık. Biliyorsunuz artık yeni şeylerimiz var.
Böyle şu tarçınımızla. Olmadı sanki. Bak burnu niye böyle oluyor, ben onu anlamadım ya. Şöyle güzel bir fotoğraf bence olur. Tarçın. Videonun kapağı bu olacak büyük ihtimalle. Sarışın vurduk. Aslında sarışını koyacaktım video kapağı ama bu daha güzel oldu. Tarçın. Farklı farklı. İşte türleri koyacağım arkadaşlar. Bu farklıydı. Bunu koyacağım. Arkadaşlar bugün bildiğiniz üzere ayı avı yaptık. Önüme bir sürü ayı çıktı. Birçoğunu vurdum. Birçoğunu vuramadım. Birçoğunu hatta videoya belki koymayacağım. Bugün iki tane farklı ayı avladım arkadaşlar. Biri tarçın, nadirlik olarak. Biri sarışın. Aslında pek de sarışına benzemiyordu. Turuncu gibi bir şeydi. Bir de normal, siyah. Kendi doğal rengi olan ayı avladım. Açıkçası albinosu var mı bilmiyorum ama hiç önüme çıkmadı. Yani bir tane albino olsaydı çok güzel giderdi. Onun yanı sıra işte önümüze çıkan başka hayvanları da avladım. İşte sığın olur. Hatta bir tane sığın kafa attı arkadaşlar bana. Çarpıştık resmen hayvanla. Onu avladım. Aynı şekilde iki tane, üç tane de erkek geyik vardı. Bir tane de dişi avladım bu arada geyik. Farklı farklı hayvanlar avladım. Hiç şey çıkmadı önüme. Rashford Elk okunuşu böyle mi tam bilmiyorum ama ben öyle okuyorum. Dişisini gördüm ama hiç erkeği çıkmadı. Onu avlayamadım. Bugünkü videonun sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.